İmanın farzı törtte azizler. Birincisi Allah'ını tanımaklık. Allah'ını tanış, mana şu oturuş Allah'ını tanış. Allah'ın emrine itaat kılıp geliyorsunuz mu? Mana şu Allah'ını tanışlık. Ve namaz vakti bugün de Allah'a demek sığın yapınız. En âli bulgen peşanamızı yerine koyup Subhane Rabbiyel A'la ey perverdigarım sen âli zatsan, seni pakileymen sen büyük zatsan deyip Allah'a sığın işlikimiz mana şu Allah'ını tanışlıkımız. Mana bu ham baxt azizler. Demek birinci farzı Allah'ını tanımaklık. İkinci farzı Allah'a işonmaklık. Xudo xayringizni bersin. Allah'ını tanigandan keyin Allah'ını o'ziga butun vücud bilen işonish kerak. İşonmaslik nima? İşonmaslik faqatgina esiga tushgan paytida Xudo inson bergan paytda namoz o'qisa-da, undan keyin namozni tashab qo'ysa, unda Allah'a bugün işancı uniki suistimal kılınıyordu. Allah'a işancı bar adam namazı taşlamaydı. Allah'a işangen adam Allah'ın emrine hiç kaçan karşı bar mıydı? Demek ikinci farzı Allah'a bütün vücud bilen işanışlık. Üçüncü farzı imanını asrab avaylaşlık. İmanını asrab avaylaşlık ne mi? En ağır narsa mana şu. Allah kaytargan narsalardan nafsimizi tiyişlik. Allah buyurgan amalga itaat kılışlik. Ve Allah bergen demek gavhari imanını ihtiyat kılışlik. Misal üçün bugünkü kunda en katta yoshlarimizning o'rtasidagi eng katta xatoliklardan bittasi birovning haqqidan hazar qilmay qo'yapti yoshlarimiz. Ayniqsa tijorat sohasida birovning pulini olyapti, pulini bermay ketish oddiy hol bo'lyapti. Qani iymonimiz? Qani iymoningiz? Iymon bo'lsa, iymonni ixtiyor qiladigan odam, gavhari iymonini avaylaydigan odam birovning haqqiga unday zulm qilmaydi. Bugungi kunda jinoyatchiliklar tahlil qilib ko'rilganda aksar jinoyatlar mana shu firibgarlik bo'lib qopti azizlar. Birovning molini olguncha aldab suldab oladi, birovning pulini oladi, aytgan muddatda bermaydi. Hay berishga imkoniyati bo'lmasa mayli muddatini uzaytirsin, lekin imkoniyati bo'la turib bermay yurishlik bu ham iymonga putur yetkazadigan amal. Iymonni ixtiyor qilmaslik mana shu bo'ladi. 4-chi farzi iymonni o'zi bilan olib ketishlik. Iymonni oxirdamda iymon bilan ketishlik ham eng katta ne'mat azizlar. Chunki iymon bilan ketishlik albatta jannatni qo'lga kiritishlik. Iymon bilan ketishlik oxirat saodatini o'ziga vojib qilishlik. Shuning uchun demak, oxirdan sakaratul maut holatida yotgan yaqinlarimizni boshida shahodat kalimasini talqin qilishlikni ham shariatimiz belgilab qo'ygan. Ya'ni ana o'sha sakaratul maut holatida jon g'arg'arada turgan paytida albatta biz mu'min musulmonlar shahodat kalimasini sekingina ilqo qilishligimiz. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb aytib eslatib turishligimiz kerak bo'ladi.